ve onlar suçları yok, dosyaları bir de yok. Mahkeme etmeden onları böyle tek hücreye kattılar. Onların daha dosyaları yok. Mahkeme yapmadan onlar direktmen onları tek hücreye kattılar. Onlar da ne yaptılar? Asıl göreve başladılar. B1 hapları günde 2 defa vermeli, 1 defa veriyorlar. 3 aydır uğraşıyoruz. Konya şekeri bari verin, vermiyorlar. Bayram şekeri veriyorlar. Bayram şekeri de nasıl bir kere yediler, midesi ürserdir. Ya da hastanelik oldu. Bizim çocukların sevgi olması için ailelerin, yani bizim tarafı, arkadaşların tarafı yeter ki sevgileri olsun. Sevgileri olsa zaten onlar de, aşırı görevinden çıkacaklar. Orası kaldığı yer insanların yeri değil. Ne hava alıyorlar, ne dünyayı görüyorlar, ne insanı görüyor, hiçbir şey görmüyorlar. Tek hücre. Temmuz'un 1'inde gittim, açık görüş var. Gittim, gördüm. Durumu çok kötüydü, çok kötüydü. Kulağı sağır olmuş, gözleri de çok oynuyor, durmuyor, gözleri de gitmiş. O kötülüğü, tükürüğünü de yutamıyor, pes şişesi ağzının önünde. Böyle hep tükürüyor. Sağlığı gitmiş. Yani acilen onları sevkini yapsınlar. Onlar da asıl görevinden çıksınlar. Tek amacımız bu. İktidar bu kuyu tipi denilen hapishaneleri sessiz sedasız açtı. Yani bunların resmi adı yüksek güvenlikli hapishaneler ve bunlar aslında ağırlaştırılmış müebbet tutsakları, ağırlaştırılmış müebbete mahkum olmuş tutsaklar için açılmış yerler. Fakat artık yani herkesi götürüyorlar. Hükümlü olmayanları, tutukluları da götürüyorlar. Yani bu gerçekten büyük bir tehdit. Önce halkların öncüsü olan devrimcileri götürüyorlar. Ondan sonra sıra muhaliflere gelecek. Onun için yani biz bunların kapatılmasını istiyoruz. Hapishane idaresi yine bu haldeki insanlara bile sorun çıkarıyor. İşte bayat bayram şekerleri veriyorlar. İşte B1 vitaminini 500 mg vereceklerine 250 mg veriyorlar. Yani her türlü insan sağlığına ve insan onuruna karşı şeyler yapıyorlar. Zaten bu hapishanelerde gerçekten hem insan sağlığına hem insan onuruna aykırı yerler. Şimdi aileler defalarca Adalet Bakanlığı'na, ceza ve tevkif evlerine dilekçe veriyorlar. Onlar da yani işte hani kopyala yapıştır gibi siz para yatırın, çocuklarınızda 3 tane hapishane ismi yazsın, istedikleri yaparız diyorlar. Ama bu yalan. Çünkü yani bunu deneyen aileler oldu. En son hatta Halil Yakut'un ailesi bunu denedi. Ve şey demişler, sizin çocuklarınız iyi halli değil. Yani bu da bir aldatmacadan, yalandan ibaret. Biz bunların kapatılmasını istiyoruz. Yani bizim sorunumuz yalnız bizim ailelerimizin, çocuklarının başka hapishanelere sevk edilmesi değil, bunların kapatılması. Çünkü bugün hani halkların öncüsü olan devrimcilerle başlamış, sonra gazetecilere, muhaliflere, her türlü muhaliflere gidecek bu iş ve buraları gerçekten imha merkezleri. Yani işte düşüncelerinde teslim alamadıkları insanları imha etmek için yapılmış hapishaneler. Yani bunun için biz herkesi bu hapishanelere karşı, bu hapishanelerde acı çeken, yoğun tecrit altında imha edilmek istenen tutsaklarla dayanışmaya, onların sesini duyurmaya davet ediyoruz. Kuyu tipi hapishaneler, yüksek güvenlikli hapishaneler kapatılsın diyoruz.